Yaptım. Yani şey yaptım. Anneme mi gitsem? Ben neyi baksayım ablacığım? Ateşim çıktı. Efendim, efendim anne. Ateşim çıktı. Anne, rüzgarın ateşi çıkmıştı. Ciddi misin? Dur bakayım. Ay evet anneciğim. Önce ne yapıyoruz? Bir ne olur ne olmaz doğru muydu yanlış mı diye anlamak için ateşimizi ölçüyoruz. Rüzgar sen yatağına git. Biz Rüya ile şimdi sana bakacağız anneciğim. Rüya hemen koş anneciğim. Ateş ölçeri al gel ateşini ölçelim Rüzgar'ın. Heh, getirdin mi anneciğim? Ver kızım önce bir bununla bakalım. Ateşini ölçeceğiz sadece. Yat buraya ne yapıyorsun? Güzelce yat önce ateşini ölçeceğiz anneciğim. Anneciğim oturur musun yatağa lütfen? Hadi otur yatağa. Gel bakalım. Korkacak bir şey yok. Oo, gerçekten var ateşin. Rüya senden rica etsem ben ateş ölçeri getirene kadar sen onu şey yapabilir misin? Önce tuşuna basacaksın anneciğim. Sonra orada L-O diye bir şey yazacak. Evet işte tam olarak bu. Ondan sonra kolun altına tabii Rüzgar'ı ikna etmek biraz zor. Rüzgar. Anneciğim. Anneciğim bak ben sana ilaç getirmeye gidiyorum. Sen de ablana yardımcı ol. Hadi oğlum. O zaman bir şey söyleyeyim mi? Doktora gitmemiz gerekmesin diye uğraş... Acıdı diyorsun gülüyorsun ama sen. Rüya bunun ateşi şaka yapıyor olmaz değil mi ya? Çok keyifli görünüyor. Dur bakayım ben gideyim ben ise ateşi düşürücü ilacı da alayım geleyim. Evet ateş düşürücüyü de koydum kaşıma. Şimdi götüreyim bunu Rüzgar'a güzelce içireyim. Ve ateş... Allah! Anneciğim ne yapıyorsun? Rüzgar nereye? Rüya çabuk buraya gel. Kronik bir sorunla karşı karşıyayız gel. Rüzgar her zamanki gibi ilacını içmek istemiyor. Ne yapacağız? İçmiyor ya. Bildiğin içmiyor anneciğim. Ne yapacağız şimdi? Çok da güzel kokmuyor mu ya? Ben çok seviyorum bu kokuyu. Gel hadi bakalım. Rüzgar. Peki nasıl ikna edeceğiz Rüya onu? Kaçmış mı? Anne ne yapıyorsun burada? Rüzgar. Rüzgar. Tamam hadi tut yakalayabiliyorsan ya buraya gel Rüzgar buraya gel Rüzgar Rüzgar Allah kaçtı Kaç Rüya yakala anne efendim söyle bakalım tamam. Allah eyvah evet söyle seni dinliyorum şimdi ben elime bir abur cubur vereceğim evet bunu içersen sana abur cubur vereceğim o da kesin içecek kesinlikle çok mantıklı yürü çağıralım Rüzgar'ı. Yok önce abur cuburu getirelim. Allah geldi Rüya gel. Rüzgar sana bir sürprizimiz var Rüzgar. Allah geri kaçtı. Evet çözüm yolumuz burada. Hadi gidelim. Rüzgar sana bir teklifimiz var. Hem de bayılacağım bir teklif. Neredesin? Rüzgar'cığım zorlamayacağız seni. Sakin ol. Eğer ilacını içersen sana ne vereceğiz bak. Kabul ediyor musun? Sen var ya Rüya efsanesin. Aç bakalım ağzını. Gel. Kabul ettin ama artık gel buraya. Kabul etmedin mi? Bizi oyuna getirdi kapının önünden çekilmemiz için. Ya nasıl içireceğiz? Ateşi var ve ilacını içmiyoruz gel arkadaşlar. Onu ilacını nasıl içirebiliriz? Yorumlarda yazın bekliyorum. Biz arkasından koşturmaya devam edelim. Rüzgar buraya gel. Anneciğim neredesin? Demledik. Oh abi, mis gibi. Efendim? Cipsi yudurken. Cips mi? Canın evet, cips mi istedi? Mor cips. Ha bundan mı istiyorsun? Evet. Yeni aldık marketten değil mi bunu? Evet. İstiyor musun peki gerçekten? Evet. Peki tamam dökeyim hadi bakalım. Al bakalım cipsleri. İçinde bir tane daha kalmış Rüzgar dur. Heh, o da gel. Bir tane de ben yiyebilir miyim anneciğim? Hadi bakalım afiyet olsun güzel miymiş? Hadi içeri o zaman sen ben burada işlerimi halledeyim. Rüya annem bir şey mi istedin? Canım biraz böyle atıştırmalık bir şey de istiyor da. Tamam anneciğim ne istersin? Tamam mı ben? Ne?
Badem var var vereyim hemen. Al bakalım sen de bademini. Afiyet olsun anneciğim. Ben de şu cips kutusuna atayım. Ha, şu benimkiydi. Atayım bundan. Anne. Efendim anne, bitti mi cipsin? Yok. Ha tamam. Bana tatlı bir şeyler getirebilirsin. Bisküvi. Tatlı bir şeyler isteyeceksin öyle mi? Bisküvi. Bisküvim. Peki tamam vereyim. Canım bisküvi. Canım bisküvi. Al bakalım hadi. Al bunu. Afiyet olsun anneciğim. Biliyordum sana geliyordum. Evet anneciğim. Hadi yürü. Anneciğim üzüm yiyeceksin. Dolaba yalnız ben yıkamadan koyuyorum üzümler ya da meyvelerimiz çürümesin hızlı diye. O yüzden o üzümleri yıkamayı unutma, tamam mı bebeğim? Mikrop kap istemem. Kim öksürüyor ya? Ne oldu? Anneciğim niye öksürüyorsun? İyi misin? Hepsini yedim ben. Hepsini yedin. Bakayım. Nelerden yedin anneciğim sen? Bundan. Cips yedin, bir de bisküvi yedin. Bisküvi. Rüya da kuru yemiş ve meyve yedi. Rüzgar sen neden hasta maden oldun biliyor musun? Ve de maden suyu. Çünkü senin yediklerin abur cubur ve sağlıksız. Rüya baksana ne kadar sağlıklı besleniyor. Bu cipsi ve bisküviyi bana verirsen eğer, Rüya'nın yanına oturup bu sağlıklı şeylerden sen de yersen eğer, sen de öksürmeden, hasta olmadan yaşayabilirsin. Ben de yemeyeceğim annem, ver. En iyisi ver bunları bana. Vermeyeceğim. Vermeyeceğim ama o zaman öksürmeye devam edebilirsin benden söylemesi. O zaman Rüya arkadaşlara sorun. Arkadaşlar sizce hangi kitabak doğru? Bu ikisini mi yemeliyiz yoksa bu ikisini mi? Yorumlarda yazın. Evet, bir de maden suyu. Bu arada maden suyu içiyor mudur acaba arkadaşlar? Sen içiyorsun ama geri kalanını merak ettim doğrusu. Ben de severim. Ama siz içiyor musunuz? Yorumlarınızı yazın. Arkadaşlar. Şey söyleyeceğim. Rüzgar hasta. Çünkü abur cuburu çok yedim. Bak. Arkadaşlar. Efendim. Efe'yi. Efe bu video kanalımı. Evet. Kanalımı izlemeyi unutmayın. Evet Efe'yi izlemeyi unutmayın arkadaşlar. İnsan soluğunu ortaya koyar bırakır gider mi? Şimdi Rüya ödevini yapıyor. Ben kitabımı okuyacağım. Rüzgar da ona yeni aldım. Etkinlik kitabını yapabilir. Bakalım içinde neler var. Çok merak ediyorum. Merak ettiğim bir şey daha var. Acaba Rüzgar bu kitabı görünce ne diyecek, ne tepki verecek? Onun ilk etkinlik kitabı. Hayal gücünü geliştiren aktivite diyor. Bakalım nasıl? Hadi gidelim Rüzgar'a yaptıralım. Rüya bak. Bak burada ne var? Bu sana değil ki. Baksana içindekileri. Rüzgar'a göre. Ne oldu? Bir şey olmaz anne. Dur şimdi gelecek, sürpriz yapacağım ona. Haberi yok. Allah, yakalandım galiba. Rüzgar yakaladın mı? Hayır. Hadi git içeriye git, göstereceğim. Masaya git, masaya, masana git, masana git, göstereceğim. Bakalım yapabilecek mi Rüzgar? İlk defa deneyeceksiniz. Rüzgar sürpriz. Sana bugün markette etkinlik kitabı gördüm. Dedim ki Rüzgar'a bir denetelim bakalım. Hazır mısın sen de artık Rüya gibi etkinlik ödev yapmaya? Heyecanlandın mı birazcık? Ama bir şey söyleyeceğim. Bak bunda böyle dikkatli olacaksın. İlk sayfayı aç, ben okuyacağım, sen yapacaksın, tamam mı? Evet, öğretmen gibi olacağım ben şimdi. Hah bak burayı az göstereyim. Burada diyor ki aynı olanları bulun. Bak bu uğur böceğiyle. Bu aynı. Görüyor musun? Bunların ikisi aynı. Peki başka aynı var mı? Mesela bu bu çiçeğin aynısını bulabilir misin bana? Bu çiçek. Evet o yeşil bir bitki. Bu bitkinin aynısından var mı bakalım başka? Aferin sana Rüzgar, çak. Bakalım başka var mı? Bak bakalım, bak bakalım görebilecek misin?
Mesela bu yumurtaların aynısı var mı? Kafası karıştı Rüzgar'ın. Evet, şimdi sana bir kalem vereceğim. Onların arasına çizgi çizmeye çalışacaksın, tamam mı? Nerede kalemler? Hah, bakayım bunun ucu var mı? Var, hem de üçgen kalem. Tam sana göre, al bakalım. Üçgen hangiydi? Mesela bunu alıp buraya kadar çizeceksin, yapabilir misin? Hah, buraya da bir çizgi koy ya da seninki öyle olsun. Aferin sana. Şimdi bu mavi bitkiden bul bakalım. Mavi çiçekten başka var mı? Elini kaldır, komple görebil. Evet, onlara da çarpı koy. Arkadaşlar, Rüzgar'ın etkinlik zamanı gelmiş sanki. Ne diyorsunuz? Ben yavaş yavaş evde ona etkinlikler... Abi, kelebek de var. Evet, öbür kelebek nerede? Bulamadın. Bir daha bak, iyi bak. Kelebeğin aynısı. Arkadaşlar, siz kelebeğin aynısını bulabildiniz mi bu arada? Yorumlarda yazın. Rüzgar'a etkinlik yaptırıyor olacağım. Onun da videosunu sizinle paylaşacağım. Rüzgar, keyifli mi anneciğim etkinlik yapmak? Neyi çizmeyi? Peki anneciğim, o boyama yaptığını sanıyor galiba şu an, bilemedim. Neyse, ben birazcık daha destek olayım. Bak anneciğim, bu kelebeğin öbürü var. Aa bak, bir de bu var. Bunun öbürü nerede biliyor musun? Görebildin mi? Evet, hadi işaretleyelim ikisini de. Ketçap, hardal, çedar, turşu, marul ve de ekmekler. Rüya, arkadaşlar sence tahmin etmiş midir ne yaptığını? Arkadaşlar, biz bugün ev yapımı hamburger yapıyoruz ve de tabii ki Rüzgar'la birlikte yapıyoruz. Rüzgar, hazır mısın hamburgerini yapmaya? Pişirmeden yiyeceğim. Pişirmeden mi yiyeceksin? Annem, çiğ et yiyemezsin. Köftelerini pişirin. Hiçbir şey olmaz. Arkadaşlar, marulları Rüya halletti. Turşular benden. Ketçap, mayonez bu grubu. Bu arada biz daha önce kullanmadığımız pizzalardan kalan soslarımız vardı. Ziyan etmedik onları bugün. Ekmeğimizin içine koyacağız. Çiğ mi yiyeceksin? Yok yok, köfteleri de kızartırım. Arkadaşlar, köfteler de kızardıktan sonra olayımız ne anlatıyorum size. Herkes kendi hamburgerini kendi hazırlıyor. Ne kadar turşu istediğine, ne kadar marul, ne kadar her şey herkes kendi yapıyor olacak. Hazır mısınız buna? Anne, ama bir şey yapalım. Ne yapalım? Çedar mı koyalım? Tamam, hadi koyalım. Ben köfteleri alana kadar her şeyi halletmişsiniz de. Rüya, of, bakayım. Altında ne var? Ketçap, mayonez. Sen yiyorsun Ali dayı. Ama yemeyecektin, bekleyecektin, hani birlikte yiyecektik. Neyse. Ay. Elini yakıyordum. Ay, dur. Bunu ben koyayım mı buraya? Dur, daha onun sırası değil. Kimin sırasıydı? Turşu. Tamam, turşuyu koyalım. Evet, başka. Of of of, bunu koyayım mı artık ya? Rüzgar, senin ekmeğin hazır galiba. Evet Rüya, seninki bu mu? Evet. Koyayım mı? Dur, ben koyma, ben biraz daha turşu. Üstüne koyarsın ya. Of of of, efsane oldu. Arkadaşlar, en sağlıklısı ev yapımı. Burada ev yapımı olmayan tek şey cheddar'ımız ve de ketçap, mayonez. Aslında mayonezi de ben istesem evde yaparım ama o kadar da abartmak istemiyorum artık. Yeter yani. Onunla birileri kazansın, ben yapmayayım. Annem, bütün turşuları yiyorsunuz ama. Buraya kalmadı. Bu kimin? Ben de o zaman marulayım. Şimdi tamam mı Rüya her şey? Evet, kapat bakalım. İlk ısırını al ve yorumunu yap bize şimdi. Rüzgar, bu da senin turşu. Hamburgerin turşunu yiyecektim. Uf, kocaman görünüyor. Rüya, reklamlarda görünen hamburger gibi değil mi aynı? Rüzgar, ısır bakalım ne düşüneceksin. O kadar büyük oldu hamburgerimiz çünkü malzemeyi biraz fazla koymuş olabiliriz. Hadi bakalım, devazı açıyorum. Devazı aç ve... Hamburger kaydı. Hamburger kaydı bu sefer. Yiyemeyeceğiz galiba Rüzgar, ne diyorsun? Hı? Sen sadece turşunu yiyorsun ama hamburgerden yemeyecek misin? Isır bakalım, kocaman ısırabilir misin? Uf, kat kat, çok güzel görünmüyor mu ya? Arkadaşlar, malzemelerimiz net. Marul, göbek marulu aldık biz bu sefer. Turşu. Çedar, ne oldu? Yandın mı? Allah, yandırıyorum. Ay, bir şey daha unuttuk. Patates kızartmadık. Menü olmadı ya bu. Neyse, artık ucuz veririm ben de size. 10 öpücük isteyecektim karşısında. Artık 3 öpücük olur mu?
Hadi bakalım, afiyet olsun bize. Arkadaşlar siz de dışarıda yemek yerine kendi hamburgerinizi kendiniz yapın. Sağlıklı beslenin, hem de daha lezzetli yiyin.